2016 Londra Satranç Turnuvası. Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura. E4, C5, at F3, D6, D4, CD, at alır D4, at F6, at C3, A6. Sicilya savunması, Neidorf. Fil G5, E6. Muhtemel fille alırsa, şahı ilgilendiren piyon yapısını korur. Vezirle alabilir. Bir açmaz var. D5 karesini zayıflatmak iyi olmazdı. Bu nedenle atın merkezdeki güçlü konumuna bir süre göz yumuyor. E6'nın tek fikri elbette bu değil. F4, H6. Fille ilgili düşüncen nedir? Bir karar ver. Fil H4, açmazı sürdürür. Vezir B6. Biraz sonra piyon sürüşünün sağladığı avantajları görebiliriz. Açmazdan çıktı, piyonu istiyor. Bu şartlarda fil alır F6'ya izin veriyorum. Vezirin erken oyuna girmesi sebebiyle en çok verilen karar vezir D2. Piyon feda edilir, gelişim üstünlüğü elde eder. Bununla birlikte stratejik bir problem, uzun rok artık mümkün değildir. A3, gelişim üstünlüğünden vazgeçiyor. Bu piyon artık zehirli. Alırsa at A4, vezir düşer. Fil E7. Az önce piyonla fili buraya getirdi, bir fayda sağladı. At alır E4, fil boşta. Hemen bir önlem aldı. Fil F2. At alır E6, açarak veziri ister. Vezir C7. Nakamura veziriyle sarkaç hareketi yaptı. İstediğini alır. Rakip piyonla ilerledi, fili geri geldi. Bu nedenle vezirle tempo kaybetmedi. Vezir F3, at BD7, uzun rok. Şahın olduğu yerde ilerleyen, hedef olabilecek bir piyon var. Büyük ustalar satrancı gerçekten çok derin oynuyorlar. B5. Elbette ver atı, ver kaleyi. Fil B7. Sicilya savunmasında kısa rokun ertelendiğini fazlasıyla biliyoruz. Bunun temel nedeni, şahın yerini hemen belli ederse açık bir hedef haline gelir. Piyonlar çok daha hızlı gelebilir. Peki bu zorluklara neden razı olur? Sicilya savunması bir tutku. B5. Hemen rakip şaha bir atak başlatır. Filin gelişimi, merkeze baskı. Ne de olsa merkez hattında iki tane kapı gibi piyon var. Şah bir süre daha güvende. G4. Caruana yine de piyonlarla paldır küldür güvenli bir şekilde rahatlıkla geliyor. Sonuçta uzun rok attı değil mi? Şah diğer tarafta.
atın gidebileceği mükemmel kareler yok. G5 rakibin atağını durdurur. Fikir hemen alırsa E5'e mükemmel bir at gelir. H4 bir piyon daha harekete geçti. G alır F4. Tabii ki vezirle alırsa materyal kaybeder. Bekliyor. Fil E2. Filin buraya gelmesi oldukça önemli. Ve kaleler bağlantılı. B4. A alır B4. İleride B4 karesini ve B hattını kullanma fikriyle piyonu verdi. Ve şimdi at E5. Vezir alır F4. Geçici bir at fedası, at E alır G4. Fil sağ olsun burada. Fil alır G4. E5. Taktik buydu. Ver atı, ver veziri, ver fili. Veziri kaçarsa fili tempoyla, kaleyi isteyerek alır. Her şey mükemmel duruyor değil mi? Karuana konuma şöyle bir baktı. Belki de kariyerinin en güzel vezir fedasını yapıyor. Vezir alır F6. İnanılmaz. Of of. Fil alır F6, at D5. Ve vezir yerine gelmek zorunda. D8. Evet. At C6 ile fili verip veziri geri alabilirdi. Karuana at F5 geliyor. Vezire karşı sadece iki at var. Yalnız bu atlar rakip topraklarda mükemmel. Zor bir karar. Atı alıp filden vazgeçmek, herhangi bir piyon hafif aletle rahatsız edilemeyen at, fil ve elbette ilgili kareler çok zayıf kalırdı. At F5, Nakamura fili oyunda tutuyor. Kale B8. Fil B6 tatsız olurdu. At alır F6. Savunma filini alır. Vezir alır F6. Hemen atla almak bir seçenek. Ancak çok fazla hesap gerektirir. Fil boşta, vezir F4 taktikleri. Bu nedenle kaleyle alıyor. Vezirin gidebileceği bir yer yok. Fil E6 zorunlu. Kale H D1. D hattında mükemmel kaleler ve şah tehlikede. Kısa rok. Daha iyi bir seçenek yoktu. Bari köşedeki kale oyuna girdi. H5. Fil H4. Vezir köşeye gelmek zorunda kalır. Bu nedenle vezir G5, fil E3, elbette fili alırsa vezir düşer, tekrar vezir F6, güzel bir manevra, fil H4, yok, maalesef piyon boşta. At alır H6, şah H8, fil F5. Vezir E7 ile birlikte açmazdan çıktı. B5. Son kontroller yapılıyor. Piyonla alırsa kontra atak fikirleri durdurur. B hattı kapalı. Kaleyle alırsa biraz sonraki durumlarda birinci sıra problemleri ortaya çıkardı.
Vezir e8. Peki. At alır f7. Harika. Fil alır f7. Kale h6. Ve biraz sonra diğer kale. Hızlı bir final olur. Kale ile alıyor. Kale alır e6. Vezir alır b5 tempoyla. Güzel. Kale h6. Nakamura terk ediyor. Peki, kısaca bakalım. Şah g8, kale g1, şah f8, kale h8, şah e7, kaleyi alır ve sonra fil c5. Elbette şah f6 mat olur ve şah yukarı çıkarsa vezir kazanır. Peki, kale h6, şah g8, kale g1, şahı kaçmak yerine kaleyle kapatsın. Fil e6 var. Şah f8, kale h8, şah e7, kale alır g7. Fili alırsa bir kere daha merdiven matı. Şah d6, kale alır b8. Az önceki detay mükemmel. Piyon b4 ve vezir piyonu burada alsaydı mat olurdu. Şimdi bu durum söz konusu değil. Ve vezir kaleyi aldığında kale g6 fili korur. Vezire karşı iki fil, kale, bir geçer piyon ve şahın zayıflığı rahat bir kazanç olurdu. Bu nedenle terk. Harika bir maç. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenir, abone olur, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.